Herkese merhabalar. Gölge soru çözümüyle birlikteyiz. Bu derste birlikte gölge ile ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. Bir kere gölge varsa ne vardır? Kesinlikle ışık kaynakları vardır. Burada noktasal ışık kaynaklarını görmekteyiz. Burada da opak bir cisim var. Bize genellikle bu çeşit kaynakları verip ışık kaynaklarını verdikten sonra da aşağıda görüntüyü çiziniz ya da görüntüdeki tam gölge ve yarı gölgenin alanlarını bulunuz gibi sorular olacak. Bu yüzden ben de buna benzer soru koydum. Birlikte şimdi karşımıza sıklıkla çıkan bu soru tarzını çözeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Burada noktasal ışık kaynakları verildiği takdirde sizin yapmanız gerekenler nedir? Şöyledir. Cismin sınırlarını belirlemektir. Çünkü şimdi bu ışık kaynağını hedef alalım. Bu ışık kaynağının gönderdiği pek çok ışın var. Bunlardan mesela şöyle bir ışın var. Bu ışın dikkat ederseniz cisim olduğu için cismin arka tarafına geçemeyecektir. Ama mesela şöyle de bir tane çizelim. Bu da geçemeyecektir. Ama tam cismin sınırlarına çizilen çizgilerde, ki küresel cisimde şurası kabul ediyoruz bunu. Şimdi bu çizgi artık devam edebilir. Bu çizgi ilerleyebilir. Doğal olarak ekranda bir sınır oluşturacaktır. Bu yüzden biz cismin sınırlarına hep ışınlar göndeririz. Çünkü biliriz ki cismin üzerindeki ışınlar arka tarafı geçemeyecek. Yani gölge oluşturacaklardır. O zaman başlıyorum. Şimdi bakın, buraya bu sınıra bir tane koydum. Bir tane de şu sınıra ışın göndereyim. Şöyle bir ışın, tamam mı? Şu şekilde gönderdim. Bu da arka tarafa geçecek. Şimdi baktığınız zaman eğer kareli düzlem yoksa zaten şu ışını elinizin geldiği gibi ilerletebilirsiniz. Ama kareli düzlem varsa buna biraz daha dikkat etmeniz, kareleri saymanız gerekiyor. Birlikte sayalım. Şimdi şu ışına baktığımda bu ışın aslında bakın dikkat edin. Yatayda 2 birim giderken düşeyde 1 birim gidiyor. Bak şöyle yapıyorum. Yatayda, yani yatay dediğim burası. Burada 2 birim ilerledim. Ama düşeyde 1 birim ilerledim. Şuradan baktığımda buraya geldiğimde aslında bir kare ilerlemiş oldum. Ben de bunu devam ettirirken aynı şekilde devam ettirmeliyim. Yani 2'ye 1 şeklinde şu nokta devam ettiriyorum. Yatayda 2, düşeyde 1. Bu nokta devam ettirerek burasını çizdim. Şimdi ne olacak? Bir de aşağıdakini aynı şekilde yapacağım. Aşağıdaki de gördüğünüz gibi yatayda 2, düşeyde 1 birimdir. Aslında gölge çok basit bir konu. En önemlileri buraları çizmek. O zaman devam edeyim. Sonraki noktam burası olacak ve sonraki de burası olacak. Böylece çizdim. Şimdi ben bir sınır yakaladım burada. Bir sınır yakaladım. Bunun içerisine şu kaynaktan, bunlara isim verelim, bir ve ikinci kaynak, iki kaynağından herhangi bir ışın düşmeyecektir buraya. Bunun dışındakileri düşecektir. Şimdi sıra geldi arkadaki kaynağa. Onu da farklı bir kalemle gösterelim. Burada arkadaki kaynak arkadaşlar genellikle tam gölgenin sınırını veren kaynaktır. Genellikle öyle bu, özellikle aynı hizada olan kaynaklar için. Şimdi bakalım, buradan başlıyoruz değil mi? Buraya sınırlarına göndereceğiz yine. Çünkü neden? Eğer bu cisimden buru ortalara bir ışın göndersem, cismin üzerine ışın göndersem tabii ki de cismin üzerine olan ışın arka tarafa geçmeyecektir. Ben sınırlarıma gönderiyorum ve burada dikkat ederseniz bu yatay çizginin yatayda bu çizginin yatayda 4 birim. Düşeyde ise 1 birim aldığını görüyorum. Yani ben yine çizerken yatayda 4 birim, düşeyde 1 birim yol gideceğim. Demek ki şuraya ulaşacağım. Aynı şeyi alt sınır içinde yapmalıyım. Çünkü gölgemin sınırlarını belirlemeye çalışıyorum. Yine aynı şeyi yaptığımda iki tane çizgim ortaya çıktı. Bu iki çizgi aynı kaynaktan geldi. Doğal olarak ben bunların arasına bir tane daha yuvarlak çizeceğim. Şimdi neden yuvarlak, neden daire aslında? Bu da hani niye yuvarlak çiziyoruz? Aslında burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu cisim neyse, mesela küpse arkada kareler çıkacaktır. Bu cisim küre ise arkada daireler çıkacaktır. Yani cisim neyse görüntüsü de buna benzer olacaktır. Bu ışığın doğrusal yola yayıldığının da bir göstergesidir, bir sonucudur. O zaman biz bunu şuraya çizerken şöyle çizebiliriz. İçeride bir yuvarlak var, dışında da bir yuvarlak var değil mi? Şimdi baktığım zaman ben buraya şunu söyleyebilirim. Bu içteki bölge var ya, yeşille hizaladığım bölge, şu kısım.
Şimdi bu kısım hemen şey yapalım. Bu kısım herhangi bir şekilde her iki kaynaktan da ne yapmıyordur? Işık almıyordur, değil mi? Hiçbir kaynaktan ışık almayan bölge. Burası işte, bu yüzden bu kısmı biz tam gölge olarak söylüyoruz. Burası içerideki kısım tam gölge. Peki dışına baktığımızda, şu kısma baktığımızda, bu kısım dikkat ederseniz yeşilin sınırı buydu. Yeşilden ışık alabilir. Yani yeşil derken yeşil renkle çizdiğim birinci kaynaktan ışık alabilir bir bölge burası. O zaman ikinci kaynaktan ışık alamayan ama birinci kaynaktan ışık alan bu bölgeyi daha hafif taramanız gerekiyor şu şekilde. Daha az taramalısınız ya da şurasını birazcık daha karartalım. Şimdi bu dışarıda kalan yerde yarı gölge olarak adlandırılır. Peki neden yarı gölge olarak adlandırılıyor? Bunun da nedeni şudur. Burası dediğim gibi iki kaynağından ışık almıyor fakat bir kaynağından ışık alabiliyor. Eğer sizin çizdiğiniz gölgede bir kaynaktan ışık alamayan bölge varsa o kesinlikle, yani ortamda bulunan bir kaynaktan ışık almayan bir bölge varsa orası yarı gölge olacaktır. Ama hiçbir kaynaktan ışık almayan burası gibi bir bölge varsa buraya tam gölge diyebiliriz. O zaman çizdiğimiz zaman şu ortadaki kısmın tam gölge, dışarısının da yarı gölge olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yapalım, bunu şu şekilde çizelim. Burası tam gölge, diğerini de daha az çizelim. Gördüğünüz gibi siz kurşun kaleminizle boyayabilirsiniz. Boyarken bunları hani hafif boyayabilirsiniz. Şurası tam gölgedir arkadaşlar, burası da yarı gölgedir. Şimdi beni sadece bu ilgilendirmiyor. Bir de diyor ki yarı gölge ve tam gölge alanlarını da bulun diyor. Alanı bulmak için de aslında yarı çapa bakmam gerekiyor. Şimdi ben burada yarı çapa baktığımda şuradan buraya kadar gördüğünüz gibi 4 kare. O zaman ortası burasıdır. Ve şurası benim yarı çapım olur. Tam gölgenin değil mi? Şuranın, şurası yani yarı çapım olur. Buraya baktığımda 2 birim kare olduğunu görüyorum. Şimdi bunu yazdım, bir de şuraya bakayım. Burası da, bakın, sarı olana bakıyorum. Burasının da toplamda 6 birim olduğunu görüyorum. Yani ortası bu kısımdır. Ve şurası da ne olacaktır? Buradan buraya kadar olan kısımda aslında 3 birimdir. Yani şurada da bir küçük birim olduğunu görüyorum. Şimdi bakın, tam gölge ve yarı gölge alanları sorulduğunda tam gölgenin alanını direkt bulabilirsiniz. Çünkü içerideki dairedir. Dairenin alanı da zaten pi r kare ile bulunduğu için tam gölge dediğiniz vakit o zaman pi r kareyi alacaksınız. Pi, çünkü dairenin alanı pi r karedir. Pi çarpı 2'nin karesi dediğiniz zaman tam gölge oluyor. Yalnız yarı gölgede sıkıntı oluyor. Çünkü yarı gölgeyi direkt bulamıyorsun. Yarı gölge şu büyük olan daireden şu küçük olan dairenin çıkmış halidir aslında. Doğal olarak sen ilk önce büyük daireyi bul. Yani bunu 2 ve 1 olarak düşünme, 3 olarak düşün. Büyük dairenin pi 3'ün karesi olduğunu gör. Sonra da buradan tam gölgeyi çıkart. Yani pi 2'nin karesini çıkart. O zaman hemen hesaplama yapalım. Bakın burada 4 var. 4 pi birim karedir aslında bunun birimi. Burada da öyle yazalım, birim kare. Yani şunların her biri bir birim olduğuna göre bizim aslında bulduğumuz şey birim karedir. Burada da 9 pi var. Burada ise 4 pi var. O zaman farkını aldığımda 5 pi birim karede burası çıkıyor. Hesapladık. Bölümlerini isteyebilir, oran isteyebilir, bir sürü şey isteyebilir ama genel olarak yaptığınız şeyler bunlardır. Şimdi bu soruyu anladıysanız iki kaynaklı sistemi, aslında şunu çok daha rahat anlayacaksınız. Burada da iki tane de ne var? Engel var. İki engelli sistem var. Şimdi tekrar ne yapacağız? Biz sınırları çizeceğiz. Yalnız ekranın nerede olduğuna dikkat edin. Ekran burada. Şimdi buradan şu ilk önce bir kaynağımdan sınırları çiziyorum. Dikkat ederseniz burası tam onun hizasında olduğu için dümdüz bir çizgi çiziyoruz aslında burada. Şurada ise ne yapacağız? Bakın hemen göstereyim. Burada şu sınıra gelmek için şöyle bir çizgi çizmem gerekiyor. Tamam, böyle bir çizgi çizmem gerekiyor. Normalde burası buraya hani teğet olacaktır falan ama biz hani şey yapmıyoruz. O kısımları çok söylemiyoruz. Diyoruz ki bu sınıra, bu noktaya bir çizgi çek diyoruz. Şöyle çizgi çekiyorum. Şimdi bu çizgiyi çektiğim zaman dikkat edin, bu çizgi yatayda 3 birim, düşeyde 2 birim.
yol aldı. O zaman bu çizgiyi devam ettirip ekrandaki görüntüyü bulmak için yine aynı şeyi yapmalıyım. Yani yatayda 3, düşeyde ise 2 birim ilerlemeliyim. Ve sonra bu noktaya varmalıyım. Şimdi bu noktaya vardık. Birincisinden vardık. Yani şurası benim ışık almayan bir dairem, bir bölgem. Bu bölgenin içi ışık almıyor. Şimdi diğerini göstermek için farklı bir kalem kullanıyorum. Normalde hani siz siyahla çizeceksiniz, kurşun kalemle çizdiğiniz için bunda bir renk farkı olmasına gerek olmayacaktır. Fakat ben hani daha rahat görmeniz için başka bir renk kalem kullanacağım. Şimdi bakın, şuna dikkat ederseniz. Şimdi ben az önce ne yaptım? Bu kaynaktan önündeki, yani perde üzerine gölge oluşturacak önündeki cisme sınırlarını çizdim. Ben bu kaynakla bunun sınırlarını çizmeme gerek yok. Çünkü perde burada değil, ekran burada değil, bu tarafta. Aynı şeyi bunun için düşündüğümüzde bunun iki tane kaynağın önünde olduğunu görüyoruz. Doğal olarak iki farklı sınır çizmemiz, yani iki farklı cisim içinde farklı sınırlar çizmemiz gerektiğini görüyoruz. Birincisini böyle çiziyorum, sonra buradan getiriyorum. Üst sınır için devam ediyorum, devam ediyorum. Devam ediyorum. Bak burada yarım kaldı ya, yarım. Onun aslında üçgen benzerliğini de göstereceğiz ama bakın her iki birimde bir birim yukarı çıkıyorsam bir birim yatay gittiğimde de yarım birim yukarı çıkarım aslında. Yani bu bir tam kareye denk gelmeyecektir. Şimdi burasını çizdik. Bu bir cisim için böyle bir şey çizdik. Şimdi ikincisi için çiziyorum. İkincisi için de onun da üst sınırı burası. Şöyle. Ve ondan sonra da nasıl olacak? Ha, bak şöyle, şu şekilde daha doğru olacak. Ve 3 yine atlatacağım. Bu şekilde çizdim. Onu da çiziyorum. Şimdi buraya baktığınızda şuralar, tamam mı? Buralar ışık almayan bölge. Kimden ışık almıyor? İkinci kaynaktan ışık almıyorlar. Fakat şurası, şu bölge birinci kaynaktan ışık almıyor toplamı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Burası birinci kaynaktan ışık alıyor diyebiliriz, değil mi? Şimdi o zaman bir kaynağından ışık alıyorsa, iki kaynağından ışık almıyorsa burası nedir? Burası bir yarı gölgedir arkadaşlar. Yarı gölge. Aşağıya baktığımızda. Şimdi bu sarıyla çizdiğim yer birinci kaynaktan ışık almıyor. Komplesi ışık almıyor. Yalnız şuraya baktığımda burası birden ışık almıyor ama ikiden gördüğünüz gibi, bak ikinin sınırı buradaydı. İkiden ışık alıyor. Doğal olarak burası da yarı gölgedir. Ama şu turuncuyla çizdiğim şu içerideki bölge hem birden hem ikiden ışık almadığı için burası tam gölgedir. Desende sadece burası tam gölgedir. Yani biz eğer bu şekli çizmek istersek, bakın dikkat edin, şurada da dört, bak şu çevreye bak, hani göreceksin bununla bunun yarı çaplarının eşit olduğunu göreceksin. Eğer bana oluşanı çiz derse, ben birbirlerine eşit olan iki tane daire çizip bir tanesine şunu ekleyeceğim, bak ortadakini ekliyorum. Burası tam gölge olacak. Buralar ise az çizeceğim. Neden? Buralar yarı gölge olacaktır. Ortası ise ne olacaktır? Tam gölge. Böylelikle bunu da çizmiş olduk. Şimdi bundan sonra kareli değil de bu şekilde verilirse, hani kareli verilmedi bana. Böyle verildi sistem. Bir de düz ayna var. Sistemde düz ayna olması önemli bir değişiklik. Şimdi düz ayna olursa nasıl yapacağız? Birlikte çözelim. Yine diyor yarı gölge alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar, yarı gölge oluşabilmesi için az önce de söylediğim gibi en az iki kaynak olması lazım. Çünkü neden? Birinden ışık alacak, diğerinden almayacak. Şimdi en az iki kaynak. En az iki kaynak. Şimdi ben soruya bakıyorum. Soruda sadece bir tane kaynak var. Bu durumda tam gölge oluşması mümkün mü? Değil. Ama soruda başka bir eleman daha koymuş. Yani bir düz ayna koymuş. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu cismin görüntüsünün olacağını düşünmen gerektiğini söylüyor. Yani şu cismin derken bu kaynağın. Yani senin bu kaynağın aslında iki farklı kaynakmış gibi davranacaktır. Düz ayna olduğu için. Peki bunu nereye çizeceğiz? Arkadaşlar, cismin ayna uzaklığı ne kadarsa, yani kaynağın uzaklığı d kadarsa, o zaman görüntüsünün de kaynağı uzaklığı d kadar olacaktır. Bunu da çizmiş olduk. Şimdi bakın, geri kalanı gölge yarı gölge işi. Artık onu öğrendik. Ne yapıyoruz? Sınır çiziyoruz. Hemen şuradan bir tane sınır çiziyorum. Ve burada hemen yarı çaplarıma bir göz atmak istiyorum. Bakın şimdi.
Eğer burası R kadar ise, gördüğünüz gibi R kadar ise. Şimdi bak, şurada bir üçgen çıktı. Dikkat ettin mi? Şu şekilde bir üçgen var burada. Şimdi şu alt taraf aslında iki tane üçgen var. Şöyle göstereyim. Şurası R kadar, burası, burası D kadar. Ben neyi istiyorum? Böyle alan falan sorduğuna göre R'yi istiyorum. İşte şurasını bilmem gerekiyor. Bakın, bu üçgenler birbirine benzer oldukları için şöyle göstereyim. Şu sarı üçgenle büyük üçgen. Büyük üçgen, şu üçgen yani. Bunlar birbirlerine benzer olduklarına göre. O zaman bakın, bunlar aslında bak, bu D kadar R olmuş. D'ye R düşmüş. Şu büyüğe baktığım zaman da aşağısının 2D olduğunu görüyorum. O zaman ona da 2R düşeceğini söylüyorum. Şimdi her zaman böyle çat çat söyleyemiyoruz. Oran yapmamız gerekiyor. İşte o tip durumlar için ben şimdi oranı söyleyeceğim. Diyeceğim ki D'nin R'ye oranı. Tek bir üçgen için alıyorum. D'nin R'ye oranı. 2D'nin kaça oranına denk gelecek acaba diyorum. Ve buradan x eşittir 2r'yi buluyorum. Bunu bulduk. Yani şurada çizeceğim şeyin yarı çapı ne olacaktır? 2r olacaktır. Şimdi başladık buradan çizmeye. Çünkü bunun da sınırlarını çizmem gerekiyor. Şimdi burada zaten arkadakinin sınırını çizdiğinizde size neyi verecek? Tam gölgenin sınırını verecek aslında. Ben şimdi kabaca çiziyorum. Gördüğünüz gibi kabaca çiziyorum. Şu şekilde bir şey, ortada bir şey olacak. Yani içinde bir şey olacak. Hemen onu da göstereyim. Şöyle bir şey olacak. Şimdi bunu bunun da hani burada da bir üçgen çıktı. Onu da göstereyim. O da şöyle bir üçgen oldu. Buradan buraya kadar olan yerin 4D kadar olduğunu görüyorum. Benim cisme kadar olan yerin ise 3D kadar olduğunu görüyorum. Şöyle yapayım. Şurası 3D'ymiş. Toplamı 4D'ymiş. Yani burası D kadar. Yarıçap olarak da şunun yarıçapının R olduğunu, bunun ikisini bilmediğimi görüyorum. Aynı şey yapayım. 3D'ye R düşüyorsa 3D bölü R eşit olmalı. Toplamı 4D'ye kaç düşecek? 4D bölü X diyorum. X'in buradan kaç olduğunu görüyorum. 4R bölü 3 olduğunu sanki bir, evet, 4R bölü 3 olduğunu görüyoruz şuradan yapınca. Bunu da yazdık. Demek ki büyük, küçük olanın da 4R bölü 3'müş yarıçapı. Sana tam yarı gölgenin alanını soruyorsa aslında sana ikisinin alanları arasındaki şu farkı soruyordur. Hemen yapalım. Ne yapacaktık? Büyük olandan küçük olanı çıkartacaktık. Yani pi çarpı 2R'nin karesinden pi çarpı 4R bölü 3'ün karesini çıkartmak durumundasınız. Bunu çıkarttığınız takdirde rahatlıkla işlem yapacaksınızdır. Şimdi buradan 4 geliyor. Hatta 4S diyelim buna. 4 katsayısı var. Buradan da 16 bölü 9 gelecektir. S. Efendim bunları birbirinden çıkarttığımızda 4 kere 9 36 eksi 16 bölü 9. O zaman 20 bölü 9 S dediğim şey pi r kareyi de 20 bölü 9 pi r kare olduğunu göreceğim. Soruyu tamamlamış olacağım. En önemli sorulardan bir tanesi küresel kaynaklar ve küresel cisimler ile ilgili olan sorulardır. Küresel kaynakla küresel cisme baktığımda ben bunların bu cismin ileri geri hareketinden bahsetmem gerekecek şimdi. Bana kaynağın ve engelin çeşitli yönlerde hareket ettirilmesini isteyecek. Burada ekranda çıkan görüntüye birlikte bakacağız. Şimdi öncelikle küresel bir kaynak gördüğünüzde, burada hani az önce noktasalları gördük ama küresel kaynak gördüğünüzde onun da sınırlarını çizmek için küresel kaynağın üst alt sınırlarını belirleyin. Sonra oradan çizgiler çekin yine cisme. Şimdi birincisini çektim. Şöyle çekiyorum. Bu zaten dikmiş buraya. İkincisi için de sınır çiziyorum. Böylelikle ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Burada da ben ne yapacağım? Şöyle bir yer, bir de böyle bir yer tarayacağım. İçeride kalan yer yine tam gölge olacaktır. Tam gölge. Bunu sarıyla çizdim. Hani az sonra başka şeyler de yapacağım için. Dışarıda kalan bölgede yarı gölge olacaktır. Şimdi burada eğer senin yarı çapınla R birbirlerine eşitse, sen bu cismi İleriye de götürsen, geriye de götürsen tam gölgenin alanını değiştirmeyeceksin. Çünkü neden? Dikkat edin, sınır çizerken tam gölgenin alanını çizen sınırlar aslında birbirine paraleldi. Bu paralellik cisim geriye de gitse, şöyle göstereyim. İleriye de gelse,
yine orada bu sınırlar aynı olacaktır. Doğal olarak tam gölge, hani ekranı da geriye ileriye yapabilirsiniz ya da cismi de ileriye geriye çevirebilirsiniz, ilerletebilirsiniz. Tam gölgenin alanında değişiklik olmayacak. Bunun nedeni cisim ile kaynağın, şu kaynağı şu tarafa yazalım, kaynağın yarı çaplarının eşitliğidir arkadaşlar. Yarı çapların eşitliğinde tam gölgede bir değişiklik olmaz. Bunları ileri geri, yani yatay doğrultuda ilerletirsem, şimdi tutup bunu böyle ilerletirsem olmaz, orada işler değişebilir. Şimdi yarı gölgeye baktığımda ben, eğer yarı gölgeye bakarsam, o zaman da şunu söylemem gerekecek. Yarı gölgede kaynak bir yönünde ilerletildiğinde tabii ki de şuradaki açılara bakalım. Bak şimdi. Bu bir, şu iki değil mi? Şunlar. Bunlar benim aslında sınırlarım. Sen eğer bu cismi buraya getirirsen sınırlar şöyle olacak. Bak dikkat et, böyle olacak. Daha da açılıyor. Doğal olarak yarı gölgenin alanında bir artış gözlenir. Yarı gölge artar. Bu böyle. Şimdi engeli ilerletelim. Engeli de arkadaşlar, eğer perdeye doğru ilerletirseniz buradaki gibi, yine bak ilerletelim, göstereyim. Böyle ilerlettiğinde bu sefer kahverengiyle göstereceğim. Bu sefer çizgilerin arasındaki açı küçülecektir. Doğal olarak da gördüğünüz gibi daha küçük bir hiza çıkacaktır. Yani ekranı perdeye yaklaştırdığınızda yarı gölgenin alanının azalacağını görüyoruz. Şimdi bunun bir farklı olanı nedir? Ekranı iki yönünde hareket ettirmek. Şimdi normalde senin sınırların buydu. Şu şekilde sarımızı çizmiştik. Senin bu açıların, şuradaki açılarınla birlikte şu çizgiler artmaya devam ediyor değil mi? O zaman perdeyi ben böyle bir yere koyduğumda benim göreceğim gölgenin de büyüklüğü, tam gölgenin değişmiyor gene bu kadar, ama yarı gölgenin sınırları daha da büyük olacak. Bu yüzden de yarı gölgenin alanının artacağını söyleyebiliriz. Böylelikle de çok önemli olan kaynak ve cisimlerin yarıçapının eşit olduğu soru tipini çözmüş olduk. Şimdi bundan sonra da karşımıza bir tane de bakış açısı gelecek. Bu da çok önemli bir soru tipi. Çok da çıkar karşınıza. Her kitapta buna benzer sorular çıkacaktır. Şimdi diyor ki sana, bu bir ışık kaynağı, bu da cisim. Hatta sana şuradan kendisi sınırları çizmiş, göstermiş. Sana diyor ki K'den bakarsam ne görürüm? Yani buradaki bir göz. L'den bakarsam ne görürüm? M'den bakarsam ne görürüm? Yalnız burada bak, sınırlarda olanların K ve L olduğunu, M'nin ise sınırdan bir miktar daha aşağıda olduğunu fark etmişsinizdir. Şimdi ona bakacağız. Bir miktar aşağıdayken nasıl oluyor? Şimdi ben K'den bu ışık kaynağını görmeye çalışıyorsam, hepsini farklı renkle çizeceğim. K'den yine, şimdi şurasına bana zaten kendi vermiş. Cismin sınırlarına, şurasıdır, çizgi çekeceğim ki acaba ben cismin, arkadaki cismin ne kadarını görüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaki cismin şu üst bölümünü görebiliyorum. Cisimlerin küresel olması nedeniyle benim göreceğim şey ne olacaktır? Şimdi altta bu cismi göreceğim, üstte boşluk var. Yani altta sanki şu cisim yapışıkmış gibi göreceğim. Şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Şu benim neyim oldu bu? Bu cismin, burada engeli görüyorum, kaynağında bu kadarını görüyorum. Tamam. Altı hiç görmüyorum. Bak altta görmem. Neden? K'nın alt sınırı burası. Şimdi bunu bir çizdik. İkincisini de yeşille çizeyim. L'den bahsediyorum. Şimdi L'de bu sefer L'nin üst sınırı, cismin üst, kaynağın üst sınırına geliyor. Ama alt sınırı değil mi? Pardon, şöyle yapalım. Alt sınırına baktığımda alt sınırı oraya gelmiyor. Daha böyle şöyle bir yerde kalıyor. O zaman bu sefer ben cisme üstten yapışmış, kaynağın üstünde bir cisim varmış gibi göreceğim. Çünkü baktığım zaman bunu görüyorum. Kaynağın alt kısmında bir miktar bir şey görebileceğim. Üst kısmında hiçbir şey göremeyeceğim. M'den bakarsanız eğer, yani M'den bakmak ne demektir? Onu da turuncuyla gösterelim. Üst sınır, alt sınır burası. Şimdi üst sınır şöyle ya. Alt sınır da burada. O zaman ne olacak? Alt sınırda bir sıkıntı yok. Alt sınırda gene kaynağı görebiliyorum. Ama üst sınırda kaynağı görmeyeceğim. Üstünü üstlük
daha bayağı da hani bir fark var. Burada hani sınırdaydı ya, burada öyle değil. Burada artık buraları da göremiyorum. Kaynağın üstünü de göremiyorum. Demek ki durum şu. Şimdi senin normal kaynağın burası ya. Sen şöyle göreceksin. Yani burası cisim olacak. Şurası da kaynak olacak. Bunu sana böyle vermiyorlar. Genelde kitaplara baktığında şunu görüyorsun. Tamam mı? Bak bunu görüyorsun. Aslında bu nedir? Şurasının olmamış halidir. Sana da hani ne görürsün dedikleri zaman bunu veriyorlar. Aklında olsun, tam bir daire olmuyor yani şurasını kapattığı için. Bu şekilde yapabiliriz meydan görüş için. Bir de bir gölge sorusu çözelim yine üçgenlerle ilgili. Şimdi arkadaşlar şekildeki öğrencinin gölge boyunu bulun diyor. Şimdi gölge boyu bulmak için bir kere şu ışığı noktasal kabul ediyorum. Onu unutmayalım. Noktasal kabul ediyorum. Burada noktasal bir ışık kaynağım var. Şimdi ben bunun değil mi gölgesini bulmaya çalışıyorum. Şimdi buradan gelen ışınlardan birlikte bakalım. Şu ışın cismin arkasına geçemez. Demek ki bu ışın bir gölge oluşturacak. Çünkü bu ışın geçemiyor arka tarafa. Yani bu çocuk mesela şu ışın da geçemiyor. Bu çocuğun da sınırı şu saçının üstü. Tamam mı? Saçının üstü. Sadece bu geçebilecek. Demek ki burada şöyle bir üçgende bu çocuğun gölge boyu bu kadar olacaktır. O zaman şu üçgeni bir tanımlayalım. Hemen şuraya üçgenimi çiziyorum. Çünkü burada yine üçgen benzerliği konuşulacak. Bakın burası 300 santimmiş. Yani 3 metre mi oluyor? Burası 200. Bak burası 200 metre. Şey santim. Yanlış yazdım bunları. Şurası H kadar. Sorunda santim istendiği için hepsinin birimlerini yazmıyorum. Zaten hepsi santim. Hepsini buraya geçirebiliyorum. Metre deseydi hepsini metreye çevirip öyle yazacaktım. Burası 150 santim. Yani şurası 150. Bana da H'yi soruyor. Artık bu matematik sorusu oldu. Bu fizikten çıktı. Birlikte yapalım. Ne demiştim ben? Küçük üçgende H'nin 150'ye oranı ne olacaktır? Bak hangi sırayla gidiyorsam o sırayla yazıyorum. Büyük üçgende de buranın buraya oranı olacak. Şimdi burası dediğim yer neresi? 200 artı H. 200 artı H'nin kime oranı? 300'e oranı dediğim zaman, bakın burada kolaylık var aslında. 150 ile 300 bunlar birbirlerinin iki katı. O zaman şunu yapabiliyorum. Hani burasının da iki katı olması görüp H'yi direkt 200 verebiliyorum. Ya da işlemi devam ediyorum. 2H eşittir 200'den. 200 artı H'den. H eşittir 200 santimetre çıkıyor. Böylelikle sorumu çözmüş oluyorum. Ve ödüllü sorumuz burada. Hepinize başarılar diliyorum.